bak hocam tadına bugün Yenikent Mahallesi'ndeyiz. Yenikent Mahallesi'nde... Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınıza hoş geldiniz efendim. İsmailci hoş geldiniz. İsmailci hız kesmeden gezmeye devam ediyor. Bu hafta da efendim Akoren Avdan Mahallesi'ndeyiz efendim. Bugün buranın güzelliklerini sizlerin ekranlarınıza aktaracağız. Ve burada çok güzel şeyler var. Tekke var, efendime söyleyeyim, burada güzel bir açılış da olacak bugün. Hem hayra vesile olacağız biz de. Buradaki gönlü güzel abilerimizle hoş sohbetlerimizi sizlerin ekranlarınıza taşıyacağız. Mahallesi'ndeyiz. Avdan Mahallesi meydan da diyebiliriz burada. İhtiyar heyette toplanmış zaten. Cümleten selamun aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. İsmail Bey. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Merhaba abicim. Hoş bulduk. Şöyle abilerimiz. Sizin adam bir. Merhabalar. Şahin. Merhaba abicim. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba abicim. Merhaba amca. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba abicim. Merhabalar. Yani aralarda böyle gençler görmek de iyi oluyor ya. Yani ihtiyar yiğit dedik ama bak gençlerde var yani. Şimdi mahalle muhtarımıza başlayalım muhabbetimize, sonra abilerimize de tanışırız. Buyuruz mahalle. Şimdi Mehmet abi biz seni tanıyoruz da bir de izleyicilerimiz tanısın. Ben Avdan Mahallesi yeni seçilen muhtarı Mevlüt Taşyakan. Mevlüt? Taşyakan. Taşyakan. Evet. Mevlüt abi. Daha yeni seçildik. Evet yeni Azim seçildik. Muhtarız. Evet. Evet İsmail Bey. Peki Mehmet abi şimdi Avdan Mahallesi Akoren'e bağlı. Evet Akoren'e bağlı. Daha önce belediyelikti. Daha önce belediyelikti. Büyükşehir yasasıyla beraber evet. Mahalle oldu. Mahalleye dönüşük. Eyvallah. Peki nüfusumuz kaçtır? Nüfusumuz şu anda belediyelikken 1460'tı, şu anda belediyelik geçince 940'a düştü. Niye bu kadar? Konya'ya göç etti. Tabii kırsal belge olunca gençler genellikle Konya'ya göç etti. Eyvallah. Peki şu anda yaş ortalaması ne burada Mehmet abi? Yaş ortalaması aşağı yukarı 70-75 arası. Eskiler hep kaldı, evet, yerler hep gitti öyle mi? Evet. Eyvallah. Peki Mehmet abi, Avdan geçimini neyle sağlıyor? Avdan geçimini şöyle söyleyeyim İsmail Bey. Yani küçükbaş olarak keçi koyun. Efendime söyleyeyim, büyükbaş yapan arkadaşlarımız var. İşte kırsal bölge olduğu için çiftçilik yapıyoruz ama karın doyurmaca. Hani öyle bir satış, morsa bir buğday, arpa falan verdiğimiz yok. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Genelde köyümüzün nasıl söyleyeyim %30'u Avrupa'da. Avrupa'da? Evet. Avusturya'da, Almanya'da çok vatandaş. Ne yapıyorlar orada? Şimdi orada çalışıyorlar. Ne iş yapıyorlar yani? Efendim otelde çalışıyorlar, inşaatta çalışıyorlar. Hastalıklar yani. Hatta farklı yerlerde çalışıyorlar. Köyümüzün nüfusu kadar da Avusturya'da nüfusumuz var. Maşallah. Peki şelik melik yapıyor musunuz mesela, davet ediyor musunuz? Belediye zamanında iki sefer yapıldı, ondan sonra yapılmadı. Eyvallah. Şu anda İstanbul'da bir Avdan Derneğimiz kuruldu. İnşallah bundan sonra... İstanbul'da var o zaman nüfus. Tabii nüfusumuz İstanbul'da var yani. Yani Türkiye'nin her tarafında, Avdanlı var yani. Avdanlı var. Avdan da zaten hani bayağı bilinen bir köy eskiden hani evet. Belde olarak. Efendim şöyle söyleyeyim, ben beldeden hariç Avdan'ın yerleşim tarihini 700 yıllara dayandığını söylüyor büyüklerimiz. 700 yıl? Evet. Peki şimdi burada bizim gezeceğimiz nereler var? Şimdi bizim burada gezeceğimiz, efendim şöyle söyleyeyim, bir tekkemiz var. Tekkemiz var? Evet. Bir mezarlıkta yatırımız var. Eyvah. Horasan'dan 3 kişi olarak bunlar ayrılıp, biri Karacadışık köyü diye, Bozkır'ın Karacadışık köyü, birisi Hoca Dedemli köyü, Üçpınar köyünde kalmış. Birisi de burada. Ha, bu tekke dediğimiz yerde misafir olarak bu kalmış. Ama yatır olarak mezarlıkta mezarı var. Mezarı var. Tabii. Peki bir de şey duyduk, şifalı su. Şifalı suyumuz var.
Tabii ki var yani. Olur mu? Hani gezeceğiz. Yok yani biraz daha uzak. Farklı bir yerimiz yerde. Farklı bir yerde. Gezeceğiz, göreceğiz Allah azim versin. Eyvallah. Buyurun. Bir de bugün hayra vesile olacağız inşallah. Evet. Salih Baltacı diye arkadaşımız Konya'da ikamet ediyor. Eyvallah. Köyümüzü sevdiği için bir hayırseverlik yaptı. Bir musalla taşının üzerini kapattı. Oranın açılımını yapacağız. Allah azim versin. Onu bir de evet. Cenaze olduğu zaman. Tabii cenaze namazını orada kalacağız. Eyvallah. Ona da katılırız inşallah. Dua alırız. İnşallah. Şuradan abilerimizi bir tarayalım, ondan sonra köyü gezelim. Arkadaşım Azam. Azam. Üstünüyoruz. Evet. Üstünüyoruz muhtarın ikinci azası. İkinci azası. Olduğu gibi özellikle ama hoş geldin şey diyorum. Bayağı bir duruyor ha. Ya, atapatlı duruyor ya. İşte. Kafasından korsun. Aynen öyle. Kafasından korsun. İşte köyümüzün durumu böyle yani işte ya. Köyün durumuna ne olmuş? İşte güneşli bahar günü gibi oturuyor ha, şöyle işte yani. Ya. Bahar günü. Ya sen de üşümüş gibi mont giymişsin de mi dolaşıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Mevzuya girmeyeyim de İsmail Bey. Evet. Biz şu anda bizim halkımız savaş kaybetmiş gibi bir halimiz var. Evet. Niye? Niye? Ama niye biliyor musun? Niye? Bizim bir belediye otobüsümüz vardı. Ana. Belediyemiz kalkınca Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akbük bizim arabamız gitti. Biz bunu biraz sonra Allah azim verse açılışa konuşmasını yapacağız. Öyle mi? Tabii arkadaşlarımızın biraz da moral oradan bozuk vatandaşı. Ondan bozuk. Biz şey yapalım ya inşallah biz inşallah, vesile olursunuz. İnşallah vesile olursunuz. Biz gelecek diye mi? Sevinsinler yani. Tabii gelecek inşallah. Getireceğiz yani. Yok, yani. Abi hizmet. Sayın Başkanımız bunu da vermesi gerekiyor. Allah razı olsun. Evet. Otobüs dediğin ne olur ya. Tabii. Başkanın gönlü bu. Evet gönlü bu. Evet. Çünkü zaten bu meydanda bize söz verdi yani. Öyle mi? Evet. Tahir Akbük'ün söz verdi yani. İnşallah. Hiç yani sıkıntı yok abi. Evet abi. Senin de açık uyku var gibi bir hava var. Uykum geldi benim de ondan. Niye yok? Bilmiyorum sıcaktan. Sil yapmadı mı? Ama sil yapmadı mı sen? Yaptım ya yapmaz olur. Sen muhtarımıza bak ya. Ya muhtardan inmeyeceksin sen ya. Ya muhtar öyle misin ya? Daha yeni seçildi ya. İsim neydi abi? Ziya Karabibi. Ziya Karabibi. Karabibi. Yani hiç karabiber gibi durmuyor. Tatlı bir adamsın sen. Yok ya karabiber işte. Yiyeceksin biberi. Acı acı yiyeceksin karabiberi. Ne yapıyorsun abi? Neyle uğraşıyorsun? Valla ben hiçbir şeyle uğraşmıyorum işte. Git gel işte. Evden uyuklayın. Uyuklayın ha. Başar Akamak'ta bir amcamız var. Aynı onun gibi. Güneşle vurunca var ya. Abi. Ya ben şimdi abi dinlemekteyim yani işte. Ha ben dinliyorum. Benim okuryazarlığım olmadı. İçime dinleyiyorum yani. Karabiberi biberleyi biliyor abi. Karabiberi biber. Çakır. Orada topaldan çakatmaz. Çakır. Eyvallah. Eyvallah. Evet abi. Ben de Mehmet Erdemir Aldan Hakkı'nın. Salastı. Oturuyor. Yalnız ceketi falan böyle tamam. Bu adamın iyi. Bu ağa falan mı yoksa? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Yok yani hani duruşu, şey ceketi falan. Ağırlıkta 2-3 de olmasa 4-5 sıralara giriyor. Peki birinci sırada kim var Mehmet abi? Birinci sırada nasıl söyleyeyim? Ağa çok bizde ya. Ağa çok. Çok Allah'a şükür. İşte mesela hani en böyle birincisi yani. Evet. Babası diyeyim artık. Ağaların babası. Babası Halil Cevlak. Burada mı o? Şu anda yok. Neyse onu bulalım. Evet inşallah. Onu... Eyvallah abi. Evet abi seni tanıyalım. Hüseyin Turgut. Hüseyin Turgut evet. Hüseyin abi ne yapıyor? Yaş kaç? İkinci ayın dördünde 78'e başlayacağız Allah'ın aşkına. 78. Maşallah. Evet. Allah'ın hayırlı uzun ömür dilerim. Sağ olun. Eyvallah abi. Tanıyalım abi. Hasan Gökdere. Hasan Gökdere. Evet. Hasan abi maşallah. Böyle sana kalbi tıraşla onu tutuyor. Geleceğim diye ha, normal ben, böyleyim. Ben 3 günü geçtim tıraşım böyledir. Eyvallah emeklilik nerede? Yok emekliliğim yok bir şeyim yok. Var gibi ama sen de emeklilik yok. Yok yok. Emekliliğim falan yok. Emeklilik Cemal, yok. Ne yapıyorsun ya? Cemal. Valla hiçbir şey yaptım yok. İyi bir şey yatırım. İşçilik yapardım. Onu da bıraktım 3 senedir işte. İyi şimdi şükür niye Allah. Niye yani? Hasar sağlıklar mı yoksa canı rahatsızım biraz kalp rahatsızlığı var. Hani bir düğünün bir şeyi var. Hani böyle canı istemez. Vücutum yorgun dediği zaman vücutum kayış gibi oldu diye. Hani orada. Evet. Yani o hesap senin de biraz vücutum kayış gibi olmuş herhalde. Ben kalpten ameliyat oldum Ankara'da falan. Ama üç senedir şey yani. Eyvallah. Şükür buna da şükür. Şükür var yani Rabbim'in verdiğine şükür. Evet abi seni tanıyalım. Ali Ayran. Ali Ayran. Evet. Ali abi. Ne var ne yok? İyisin. İyidir. Kimdir kan olsun. Tesbihimi çekiyorum. Namazımı kılıyorum. Allah'ıma dua ediyorum. Evet. Yani. Al. En güzeli. En güzeli evet. Ali abim. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Şöyle döneyim. Merhaba amca. Merhaba. Durmuş mu? Durmuş Marsak. Durmuş Marsak. Evet. Niye Marsak? Evet. Marsak mı ne demek? Yani öyle koymuşlar işte zamanında devlet. Ya ama evet. Öyle boş boş koyulur mu Marsak ya? Ya işte. Ya evdeyin haber mi de kol gibi daha zarı kalırsa konuşur öyle. Nüfusta koyulur. Yani adın anlamını bilmiyor yani. Evet. Marsak'ın anlamını bilmiyor yani. Tabii.
Tamam, eyvallah. Hacı abi fazla duymuyor herhalde. Evet, duymaz. Niye duymaz o adam? İnsanlar sıkılarak müttesine gitti ve derdi yapmayacaktı. Yapma ya. Abi tabii. Allah şifa versin. Şimdi biliyorum. Şimdi benim ismim İsmail, soy ismim Kostak. Bak, yürü adaşımı buldum Senet abi. Benden İsmail. Benden İsmail. Ama ben Kostak değilim. Cemal Kostak olmaz. Birindeki Kostak çoğulu. Birindeki Kostak çoğulu. Şimdi bizim konuşacaklarımızı sağ olsun muhtarımız konuştu. Konuştu. Tanıyalım. Benim adım Mevlüt Güneş. Mevlüt Güneş, maşallah güneş gibi parlar ya. Güneşler de yemeyecekler. Allah güldürsün, devam edin. Allah eksik etmesin. Eyvallah, ne yapıyorsun abi? Valla biz, benim mekan sahibiyim. Market senin mi? Benim. İyi. Peki bizden para alacak mısın? Hani market önünde çekim yapıyoruz ya. Alır. Sen de Aldanlısın? Aldanlıyım. Ayrı zamanda Akure Belediyesi'nde Milli Şehir'de yapıyorum. Öyle mi? Evet. Durum böyle yani. İşte. Eyvallah abi, senin o zaman katkın çok büyük olur ya kendi memleketine. İnşallah yani elimizden geldiği kadar bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz başkanım. Biz arabamızı geri isteriz. Araba gelecek abi. Konuştuk. Araba gelecek Allah'ın izniyle. Ahmet Koç. Ahmet Koç. Koç. Maşallah Hacı abi. Sen nasılsın, iyi misin? İyi de abicim. Allah iyi insan. Cümlemize. Yaş kaç Ahmet amca? 93'liyim şimdi. 93'liyiz. Maşallah ya. Bizde de dua et, olmaz mı? Olur Allah izin verir inşallah. Var mı bizden bir isteğin? Yok, sağ olun. Sade arabamız isterim. Sade arabamız. Eyvallah. Eyvallah. Evet, şimdi ihtiyar heyetinin içinde tabii gençler de olacak. Bak, Konya Büyükşehir Belediyesi şapkasını da takmış. Ne yapıyorsun kardeşim? Bir şey yapma yok. Bir şey yapma ayol mu? Açık bir şey yapma ayol gibi geldi bana. Adım Şevki Doğanir. Ha, Şevki Doğanir. Kaça gidiyorsun Şevki? 3. 3 mü? 3 mü? 3. 3. 3. 3 olur mu lan? 3, 3. 3. 3. 3 ne? 3. Rakam. 3, 3. 3. 3. 3. Yani 3. 3. Allah Allah. 3, 3. 3. Peki hangi okula gidiyorsun? Sor bakayım. Aldana. Aldana mı? Sen burada köyde şey var mı? Okulu var mı? Var. E niye Aldana'ya gidiyorsun diye? Burada köyde okul var desene. Var. Var. Üç tarafta. Ne tarafta? Şu okul şuradan dağım. Şuradan gidiyorum. Sonra... Manaca mı yukarı doğru? Hı. Dik yok Osman. Oradan çıkıyorum. Ha, okul görünüyor. Görünür mü orada? Hı. Okul eski mi yeni mi? Yeni. Yeni. Eski okul. Ne zaman yıptırdılar be? Eski bir okul vardı. Orayı kapattılar. Kapattılar? Hı. Evet. Yenisini açtılar değil mi? Hı. İyi olmuş. Sen kaça gidiyordun? 3. Eyvallah. Senin ismin ne? Şevki Candoğan. Şevki Candoğan. Bunun neyi oluyorsun sen? Şevki Candoğan. Benim babamın oğlu oluyor. Anam yani dayısı oluyor. Babayın dayısı mı oğlu mu? Dayısı oğlu. Dayısı oğlu. Senin baban bunun dayısı mı oğlu? Amcası mı oğlu? Amcası. Ben bir karar ver ya. Emin mi oğlu? Ha. Sen söyle ya, bu bilemedi ya. Bu karıştırdı. Üçten sonra yok bunda. Dört mü var mı bir de? Dört. İyi, Allah'tan onu bari diyor. Sen kaça gidiyorsun? Üçe. Sen üçe mi gidiyorsun? Kaça gidiyorsun? Üçe. Üçe. Bir de bunu söylesin. Üç. Sen söyle. Üç. Sen söyle. Üç. Niye bu üç diyor? Benim dibim dönmüyor da biraz şık. Sırık ağzım yerim ben. Eyvallah. Abi seni tanıyalım. Mevlüt Yılmaz. Mevlüt Yılmaz. Mevlüt abi de yalnız çok cips tespih çekiyor ha Sevet abi. Elinde böyle tam bir Mevlüt böyle. Yani Mevlüt abi nerede ya? Mevlüt abi bu ağalardan mı ya? O Araplardan abi. İsmail Bey bunun aslı Araplardan. Eski Araplardan geliyor. Eyvallah. Abi doğru mu? Araplardan geliyor. Doğru. Hani bizim şeyde Konya'daki Araplardan mı yoksa Arabistan'daki Araplardan mı? Mısır'dan geldim. Eyvallah. Petrol'a kayıt diyor abi. Sen mazot hesaplı getiriyorsun o zaman. Orada akrabalar falan varsa. Bursak da getirse o akrabaları. Orada Bursak getirse. Ayırta gelmez bak. Burası nasıl? Ayırta gelmez. Ayırta gelmez mi? Hayır. Nasıl hayır gelmez ya? Adam mazot getirecek daha ne iste? Kimse olmadı adam. Sen ne vereceksin elimde? Enişte mi olur da? Enişte mi olur? Enişte kayın bunlar birbirlerine atışmaya başladılar yani. Ya. İsim neydi abi sen? Mevlüt Yılmaz. Mevlüt Yılmaz. Mevlüt abi sen ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun köyde? Valla bir şeyden uğraştım yok.
Ciddi mi diyor? Evet. Allah maşallah ya. Çünkü alayı emekli olmuş ya. Evet. Yani hani emekli olmaz ama emekli yani. Avrupa'dan mı emekli? Evet. Sen de mi Avrupa'dan emekli? Tamam. Şimdi Avrupa'dan emekli oldun, geldin burada. Burada işte kendi işlerimizi yapıyoruz. Kendi işlerine uğraşıyorum. Eyvallah. Allah kolaylıklar versin abi. 35 sene emeği ödecek ki Avrupa'ya ya. Değil mi? Tabii. Ama değil abi. Evet kardeşim, senin ismin ne? Yücel. Yücel. Sen kaça gidiyorsun Yücel? İkiye. İkiye gidiyorsun. Soy ismin ne Yücel? Ayran. Ayran. Hı. Şurada bir tane amcam vardı. Ayran dedi herhalde o. Ayran mı? Ha. Ben ayran aradım. Ayran mı normalde? Hayır, ayran. Ayran mı, ayran mı? Ayran. Ayran. Tamam. Sen o amcan niye oluyor? Amcan mı? He. Şurada bak bir tane amca vardı. Ali amca. Ha, Ali amca. Gördün mü? Amcasını bile mi? Gel. Gel de sana amcanı göstereyim. Ha. Göremedim. Bildin mi? Kim bu? Vallahi öyle bir bakıyor ki var ya, yıllardır görmemiş gibi. Seni amcam tut bir elini, bir öp bir. Öp. Ha. Kimmiş bu? Amcam. Ha, amcammış. Öğrendin mi şimdi? Öğrendim. Babayın amcası herhalde değil mi? Aman kuzum, bunları iyi öğren bak. Vallahi sonra bak. Evde babanız var. Evet abicim, seni tanıyalım, merhabalar. İbrahim Yılmaz. İbrahim Yılmaz. Kaç yaşındasın? Kendinden biraz bahset İbrahim abi. 83 doğumluyum. 83 doğumlusun. Evet. Çok çok yaşlanmışsın ya. Aynı yaştayız ama sen benden çabuk kocamısın. Doğru. Değil mi? Evet, ben seni genç gösteriyorum değil mi? Olabilir. Zorla kendimi genç gösterttirdim Serhat abi. Ne yapıyorsun abi? Neyle uğraşıyorsun? Boşan abi işte. Boşta mısın? Boşta et. Nasıl boştasın abi? Ardanlı değil misin? Ardanlı. Köyde iş yok mu? Yok işte. Ne yapıyorsun? Ekin şey ekiyor işte. Ekin? Evet. Kovamat yani. Evet. Hayvancılık? Var. Ne kadar var? Bir ek var işte arkada. Ondan sonra işte. Bak, şimdi İbrahim abi bak, bununla bir ikilem var. Sen diyorsun ki biraz önce ben boştayım, bir iş yapmıyorum diyorsun. Hayvancılık yapıyorsun. Ekim dikim işi yapıyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Bilmiyorum. Eyvallah İbrahim abi. Evet kardeşim, sen tanıyorsun. Mehmet Yılmaz, Ardahan'da oturuyorum. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Ne kadar var küçükbaş? Var 250 tutuladı. Maşallah, maşallah. Evde abi ağlar çıkmaya başladı piyasaya. Evet, tak koyma. He, o 250-300 diyor abi. Maşallah, iyi. Nasıl durumlar? İyi abi, Allah aşkına. Burada yaylımda da süper olur, yayla. Oh, mis gibi. İyi, güzel. Değil mi? Hayvan da etle şu, böyle etleniyor yani. Etli, etli. Ne kadar veriyorsun ya? Yem verdiğim çok şu anda daha da yaylıyor. Hayır, fiyat ne yani? Kurbanları ne kadar veriyorsun hayvan? Ortalama 3-400. 3-400 mü? Bedavaya veriyorsun ha? Ne yapalım abi işte. 500-600'de millet kapı yaşıyor, öyle değil mi kurbanlar? Yani bir var, bizim de var 700-800. Ha, değişiyor yani. Değişiyor. Ha, eyvallah. Sadece hayvancılıkla uğraşıyor. Evet. Yaş kaç? 28. 28, eyvallah. Sen tanıyalım. İsmail Erdemir. Ben de oradan da oturuyorum. Evet. Ben çiftçilik, hayvancılık uğraşıyorum. Biraz önce şurada oturuyordun değil mi? Evet, oturuyorum. Sonra ihtiyar edince mi kalktın? Yok, babam geldi de onlara. Niye? Baban gelince? Saygı duyuyorsun. Ortasın, evet. Ha, iyi olmuş. Baban kimse? Cemal Erdemir. Hangisi o? Ha, Kemal abi. Maşallah Kemal abi ya. Ya bıyıkları falan var mı? Gitti abi. Onun var. Televizyon süresi ya. Evet. Onun vermiş olduğu da bir ayrı bir karizma var adamda. Yani yakıyor yani maşallah. Hele kartalı var bir tane. Kıya bakıyor. Bittim yani. Korkan mı var? Evet abi, seni tanıyalım. Ben de aldığımda oturuyorum. Hasan Ayral ismim. Hasan Ayral'ı. Evet. Abi Ayral vardı. Ayral'ı. Ayral. Benim oğlum oluyor bu. Ha. Ya abi, bu soy ismi bir ortaklaştıralım. Ya dönün seni. Şimdi Ali abinin soy ismi de mi Ayral'ı? Ayral. Konuş Ayral. Evet. Ha, Ayral. Biz Ayral anladık. Ayral oldu. Ayral'ı diyor. Evet. Yani ortak karıştı yani. Serhat abi, kusura bakma. Ayral'ı seninki. Ayral. Li arkasında. Seninki Ayral mı? Evet. Ali abinin gibi Ayral. Aynen. Ayral'ı değil. Ayral. Evet. Eyvallah. Ne iş yapıyorsun abi? Valla biz yazın nereye işlerine gidiyoruz? Nereye işlerine nereye gidiyor? Bursa'ya gidiyoruz. Iğdır'a gidiyoruz. İşte ha, geziyor yani. Geziyoruz yani orada. Bu şey mi? Toplama işi mi yani? Meyve toplama, yapma. Evet. Dikme falan yani. Yok. Buzhaneleri meyve yapıyoruz ya. Sen nasıl alıyorsun? İşte topluyor öyle mi? Evet. Eyvallah. Nasıl peki durumlar burada? Valla sigorta mümorta yok işte. Boğaz ekmeğine çalışıyoruz. Allah yardımcı olsun. Burada bir şey yok o zaman öyle mi? Yok. Yok. İşte bakanlarımız. Eyvallah. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Buradaki yani Avdan Meydanı'ndaki abilerimizle muhabbet ettik, sohbet ettik. Şimdi çok fazla da meydanda kalmayalım. Gideceğimiz yerler var, şekke var, mezarlık var, benim şifalı su var. Avdan'ı bir güzel gezeceğiz. Sizlerin ekranlarınıza yansıtacağız.
kişi çalışıyormuş da Ramazan açmış. Biz onun üstüne bir kalan demişler. Yani devamlı bir gün. Tamam daha iyi var ya sana. Daha iyi karşılarda sunuyorsun. İzleyicilerimiz Akarın ilçemize bağlı Avdan Mahallesi'nde gezimize devam ediyoruz ve bahsedilen tekkenin şu anda önündeyiz. Tabi burada yatır yok ama burada misafirlerin buraya gelip özellikle burada tedavi görüldükleri söyleniyor. Şimdi Mehmet abi burayla ilgili bir bilgi alalım. Yatır kimdir? Burada Ömer'i Parık Sulalesi'nden diyelim. Aslı Horasan'dan 3 tane kişi, 3 tane gelme. Birisi Karacaatış Köyü, Bozkurt Karacaatış Köyü'nde kalmış. Birisi Hoca Köyü'nde kalmış. Dedemli'de. Seyit Harun Veli Hazretleri evet, zamanında. Biri de burada gelmiş. Burada misafir olarak kalmış. Ama şu anda burada yatırı yok. Şu anda yok. Evet. Peki şu anda tedavi için gelen var mı? Şimdi Türkiye'nin dört bucağından buraya hastalar geliyor. Yani geliyor. Zaman zaman otobüsümüz tekti. Akşam gelip sabah Konya'ya dönüş yapıyordu. Efendime söyleyeyim oradan gelen hastalar. Hı-hı. Nasıl söyleyeyim işte eli ayağı bağlı geliyordu. Hı-hı. Bunlara bir şey. Bu ve sinir hastalığı. Evet öyle zaten. Eli ayağı bağlı geliyordu. Akşam burada yatıyordu. Hı-hı. İşte buradan bir toprak alıyordu. Efendime söyleyeyim bir su alıyordu. Namaz kılar. İki rekat veyahut namazını kılar vakit namazında. Dönüşte el ayağı düzgün şekilde döndüklerinde çok yani canlı şahit. Allah attı mı ben kurtuldum derdi. İki rekat namaz kılar gider. Peki Ahmet amca sen hani buranın tarihini bilen olarak eski olarak şimdi senin zamanında da yaşandı mı bunlar? Yaşandı bunlar. Sen buraya emek vermişsin yani. Tabii ben buraya 22 senemde emek verdim. Benim şeyimde yaşandı. Hayvanlar da bağlı, elleri bağlı, böyle arabalarda gelirdi. Ben de demir vardı, bağlardım, yenilmezdi. Sayabıyla beraber bana bağlattırlardı. Sabahlar bağırı bağırırdı. Bir de sabaha yakın Cenab-ı Allah tarafından kurtulup salın beni derdi. İki rekat namaz kılar giderlerdi. Ama binde biri kurtulmağında oldu. Oldu. Şimdi kurtuldu semallaha. Binde bir o da. Evet. Hiç kurtulmağın kalmadı maşallah. Gelen bunu duymadık memleketten. Hiç her taraftan gelirdi. Ben 22 sene buraya baktım. Hı hı. Peki buranın içeride hani böyle ibadet edecek bir yer var mı? Var evler var. İçeride odalar var. Var odalar var evler var. Odalara bağlı yani. Bağlı hatta burada kurtulan adamın bir şofirleri yaptırıverdi. Öyle mi? İçeride güzel gene tabi burayı tamir ettiriverdi o adam ya kurtulan adamın şeyi. Eyvallah. Peki bu zatın ismi nedir? Vallahi ben ismini de bilirdim ama unuttum şu sıra. Sen biliyorsun Mehmet abi. Ben de bilmiyorum da Ömer Faruk Suvalesi'nin olduğunu söylüyorlar. Ama bir gelmiş bu bizim memleketimize. Benim İbrahim Şeyh dedem varmış. Doğru onun yanına gelirlermiş. Evet, oradan da Karacaca konmuşlar. Çocuk öyle olmuyor. Buralara konmuşlar adamlar. Buralarda da güzel ibadetlerini yapar, kurtulup gidiyorlar işte. Peki hani o dönemde mesela bu yaşayan zat söylemiş mi bunu? Hani burada tedavi görüleceğini efendim? Hayır, demese buraya, o çekmese buraya yapılır mı? Evet. Muhakkak. Niye burada kurtulup gidiyorum? Kim hep gidiyor? Ona göre Cenab-ı Allah'ın şiiriyle buraya bir şey koydu gitti o. Evet. Eser. Evet, evet. Değerli izleyicilerimiz, yani tabii tam olarak ismiyle bilmiyoruz ama burada bir tekke olduğunu biliyoruz. İşte Ahmet amcamın da söylediği gibi çok burada yaşanmış, milyar görmüş. Adamlar girdi, milyarlar. Buraya? Kurtuldu tabii, benim şeyim diyor. Ya evvel ne kadar geldi, kimdi? Tabii, yani bu senden önce bakalım kimler geldi. Yani 700 yıllık bir hani geçmişten bahsediyoruz. Tabii geçen haftalarda bizim Afyon Gazlıgöl'de Karaca Ahmet Sultan kabristanında da tekkesine de turumuz olmuştu. İzleyicilerimiz için söylüyorum. Burada da aynı şekilde bir yatır oldu ve burada tedavi görüldü söyleniyor. Ahmet abi tarafından bize kendi hani kulaklarımıza bize duymuş olduk. Efendim Avdan'da gezimize devam ediyoruz. Av tutkunlarının tüm ihtiyacı Avcı Hükümet'te. İsmailce devam edecek.